Merhaba arkadaşlar, ben Mixyup.com'dan Emre Çelik. Sizlere bugün çok güzel bir ürün tanıtacağım. Studio 2.6 Presonus'un yeni çıkan seri ses kartlarından, Presonus Studio ailesinin küçük kardeşlerinden birisi ve fiyat olarak da oldukça uygun bir ses kartı ve fiyatının çok çok üstünde bir performansa sahip. Yani bu klasik kutu açma olaylarını falan filan bir kenara bırakırsak ben size kutuyu göstereyim. Kutusu böyle bir şey, merak edenler için açıyorsunuz. Kutunun üzerinde gördüğünüz gibi Studio One'ın Magic Plugin Suite dediği işte değişik değişik gayet hoş Eventide'ın, Lexicon'un, Brainworks'un, SPL'in güzel pluginleriyle geliyor hediye olarak. Yani bu ses kartını alıyorsunuz, my.presonus.com'a giriyorsunuz, kaydettiriyorsunuz ve içinden Studio One Artist programı da geliyor. Yani ses kartını aldığınızda Studio One Artist programı geliyor, pluginler geliyor, bu gördüğünüz pluginler ve çok şahane, çok kaliteli bir ses kartı geliyor. Kutunun içinden çıkanlar da bunlar, bunları şöyle bir kenara atalım. İşte nasıl kullanacaksınız, işte güvenlik uyarısı falan filan vesaire. Anlatıyor işte mypresonus.com'a gireceksiniz. Şurada gördüğünüz seri numarasını gireceksiniz. Kaydettiğinizde ses kartınız size Presonus Studio One hediye etmiş olacak. Kartı bu. Aynı zamanda bir tane USB 2.0 kablosuyla geliyor. USB 2.0 bir ses kartı bu. Harici ekstra power istemeyen, yani fişe takmanıza, elektriğe takmanıza gerek yok, bilgisayardan güç alan bir ses kartı. Şu anda bu kaydı da bu kartla alıyorum. Bir yandan gördüğünüz gibi mikrofonda bağlı. Yani bu konuşmanın tamamı bu ses kartıyla alınıyor. Bunu kıyaslarsınız. Şurada gördüğünüz stüdyo 192 serisinin kullandığı preampların, XMAX preampların aynısından geliyor. Aynı zamanda üzerindeki birazdan göstereceğim monitör tuşuyla direkt olarak kulaklığa çaldığınız veya konuşmanızı veya işte vokal kaydalıyorsanız vokalistin sesinin kendi kendine direkt duymasını sağlayacak bir ses kartı. Çok hoş. Şöyle ön panelden göstereyim. Son derece kaliteli metal. Her yeri metal. Metal aksamlı, yani uzun süre kullanabileceğiniz bir ses kartı, biliyorsunuz Presonus. Aynı zamanda driver üretirken, yani uzun süre driver desteği sunuyor. Çoğu zamanda en hızlı driverlarını en hızlı güncelleyen, yeni işletim sistemi çıktığında güncelleyen ve bu konuda bilgilendiren firmalardan biri. Ya bu konuda mesela EMA Audio çok zayıf bir veya TC Electronic çok zayıf bir firma. Çok sorun yaşıyorsunuz. Driver işte belli bir süre sonra driver üretmeyi bırakıyorlar, desteği kesiyorlar falan filan, böyle bir şey Presonus'ta söz konusu değil. Çok güzel metal bir aksam, görüntüsü çok hoş bir ses kartı. Presonus'un tasarım düğmelerini falan çok kaliteli tasarım. Yüzünü taşıyor, öyle söyleyeyim. Presonus logosu var sağında solunda. Yani elinize aldığınızda çok ağır, kaliteli bir ses kartı olduğunu hissediyorsunuz. Ön tarafında, ön panelinde şöyle bakarsak iki tane mikrofon, enstrüman ve lining girişi var. Yani bunlar combo jackler, yani combo olarak kullanabileceğiniz inputlar, hem mikrofon hem line hem enstrüman olarak kullanabiliyorsunuz. 48 watt phantom power özelliği var. Yani mikrofonunuz 48 volt ise buraya basıyorsunuz, çalıştırıyor, herhangi bir sorun yok. Veya işte line seçtiğinizde ona göre gain ayarını yapıyor veya ona göre enerji veriyor. Monitor out dediği kısmı var. Buna tıkladığınızda dediğim gibi hiçbir, yani programa veya başka bir şeye ihtiyacı olmadan buna tıkladığınızda buraya taktığınız herhangi bir cihazı, gitarınızı, yani evde atıyorum YouTube kanalınız var, gitar çalıyorsunuz, işte cover yapıyorsunuz falan, takıyorsunuz buraya gitarınızı, buraya da mikrofonunuzu, şuraya tıkladığınızda her ikisini de direkt olarak duyuyorsunuz. Yani herhangi bir gecikmeye uğramadan gitarla vokaliniz birbirine aynı seviyede, aynı, yani senkronize olmuş bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Line'in ayarı var, gain ayarı var, biliyorsunuz. Mikrofonu bağladığınızda gain ayarı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda çok kaliteli tuşları var. Yani sert, yani tatlı sert, öyle söyleyeyim. Yani kaliteyi hissediyorsunuz ellediğiniz zaman. Yani gerçekten güzel, güzel tank gibi
yapmışlar. Burada monitörlerinize, yani hoparlörlerinizin volüm ayarı var. Hoparlörlerinizi bağladığınızda ses kontrolü yapabiliyorsunuz ön panelden. Aynı zamanda ön panelde yine kulaklık çıkışı ses ayarı var. Bununla alakalı yani ben ürünün biraz özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra da performansıyla alakalı konuşacağız. Şöyle arka paneli göstereyim. Arka panelde de USB girişiniz var. Kulaklık girişiniz var. Bu konuda konuşacağız birazdan. Monitör, işte hoparlör bağlıyorsunuz monitörlerinizi ve line outputlarınız var. Yani harici bir işte kompresör, ekstra kompresör vesaire bağlayabilirsiniz. Buradan çıktı verebilirsiniz. Ön panelden tekrar girip giriş yapıp hem de direct input özelliğiyle çok direct monitoring özelliğiyle çok kaliteli ses alabilirsiniz. MIDI in, MIDI out hala desteği var. Yani MIDI cihazınız varsa buraya bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan çıkış alabiliyorsunuz. Yani DJ'lik yapmaya da uygun bir ses kartı, öyle söyleyeyim. Yani tek sevmediğim yanı şöyle söyleyeyim. Kulaklık çıkışının arka tarafta olması. Yani sevgili Presonus. Yani bu ses kartı kulaklık çıkışını şöyle ön tarafta şuraya küçük bir yere koysaydın da millet oraya takıp çıkarsaydı, ama yani herhalde bunu mobil olarak kullandığınızda çok, yani çok fazla uğraştıracak bir şey değil. Tamam, arkaya da takabilirsiniz. Kulaklık amfisinin gücünden bahsedelim. Birkaç bir yerde özellikle de birkaç grupta gördüm. İşte Presonus 2.6 var, ses kartım var, kulaklık çıkışı zayıf geliyor falan filan diye bir şey. Ben öyle bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Burada 250 ohm DT 1990 Pro Beyerdynamic'in yüksek ohmlu kulaklıklarından biri var. Bunu çalıştırıyor. Gayet güzel çalıştırıyor. Sonuna kadar 600 ohmla da denedim. 600 ohmu da çalıştırıyor. Biraz daha volüm düşüyor. Yine keza daha düşük ohmlu Audio Technica ATH M50 modelini de DT770 Pro'yu da 80 ohmluyu da gayet güzel çalıştırdı. Yaklaşık bir 10-15 gündür test ediyorum. Biliyorsunuz ben hiçbir cihazı test etmeden size sunmak taraftarı değilim. Benim testimden geçecek, ben onun bir cırkını çıkartacağım, bir kampa sokacağım onu. Beni yarı yolda bırakıyor mu bakacağım, eksikleri nedir ona bakacağım. Ondan sonra size önereceğim, çünkü hatalı, biliyorsunuz mix yap olarak biz sizin hatalı bir ürün almanızı, gereksiz para harcamanızı istemiyoruz. Arkadaşlar, ses kartı olarak, performans olarak konuşursak son dönemde yaklaşık 10-15 parçalık bir albüm mixiyle uğraşıyorum. Bu mikserden bir tanesini bu kartla yaptım ve oldukça başarılı buldum. Çok çok kaliteli bir ses çıkışı var, kulaklık çıkışı var, dediğim gibi monitör çıkışı var. Herhangi bir işte düğmeleriyle oynadığınızda hani soundda değişmeler, seste değişmeler olma gibi bir şey söz konusu değil. Gayet dengeli. En küçük ayardan en yüksek ayara kadar sağ sol dengesinde bir bozulma olmuyor. Bunlar çok önemli ses kartı alırken. M-Audio'da böyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Ancak bunda öyle bir sorun yok. Gayet güzel, stabil. Presonus'un driverlarını kullanıyor. Aynı zamanda Universal Control denen tek bir yazılım yüklüyorsunuz. Bu gördüğünüz fader port da aynı yazılımdan çalışıyor. Bu gördüğünüz Studio 192 de aynı yazılımdan çalışıyor. Yani üçünü de tek bir driverla kontrol edebiliyorsunuz. Tek bir panelden kontrol edebiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Yani başka bir firmada atıyorum X bir ses kartı aldığınızda ayrı bir driver. İşte onunla alakalı farklı bir cihaz aldığında farklı bir driver. Onunla alakalı bir şey aldığınızda farklı bir driver. Böyle bir sorun yok. Bu da büyük bir avantaj. Studio One Presonus hepsini bir arada topladı. Dediğim gibi ses kartını kaydettirdiğinizde size full Presonus Studio One artist lisansı da veriyor. Yani nereden baksanız bir $100, $105, $150 civarı da onun fiyatı var. Avrupa satış fiyatı veya işte yurt dışında satış fiyatı. O da hediye geliyor. Gelen pluginler hediyesi. Yani bunlar güzel şeyler. Dediğim gibi performans olarak çok memnunum. Özellikle de preamplarının, yani kayıt kalitesinin
çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şu anda bu kaydı da kendi ses kartıyla alıyorum. Bunun rakipleri nedir diye sorarsanız, yani bunun kafa kafaya mücadele edeceği rakipleri nelerdir diye sorarsanız, M-Audio'nun, yani M-Audio M-Track yeni M-Track serilerinden bir tık daha iyi bir sese sahip. Audient ID 4 ile ID 14 ile kafa kafaya gidiyor. Yani onlar arasında yarışabilir. Ondan sonrası tamamen tercih meselesi. Ama dediğim gibi ses kartı olarak buradaki bir 4000 TL'lik bir ses kartıyla Studio 192 ile kıyasladığımda farkı duymakta oldukça zorlanıyorum. Tabii ki bunu Antelope Orion Studio 2017 ile kıyaslamayacağım şurada gördüğünüz ses kartıyla, ama zaten haksızlık olur 10 katı fiyata sahip, 10 katı özelliğe sahip ses kartıyla bunu kıyaslamanın bir anlamı yok. Ama ev kullanıcıları için veya işte mobil alıp ses kartını sağa sola giden, gezen tozan, dışarıda müzik yapmak isteyenler için çok keyifli. Mesela ben bunu alıp bir otel odasında müziğime devam edebilirim. Gayet küçük, çantaya sığabilecek. Dediğim gibi ekstra bir kablo, sadece bir USB kablosuyla olayı çözüyorsunuz. Tak çalıştır yani kısacası. Herkese öneriyorum. Eğer ses kartı son dönemde merak ediyorsanız 2017 Ekim itibariyle, yani Ekim ayı, Eylül Ekim ayı içerisinde önerdiğim ses kartlarından birisi Presonus Studio 2.6. Bunun bir üst kardeşi de var. Onun da bir üstü var. Quantum'a kadar gidiyor ama dediğim gibi preampları aynı kalite olarak, fark duymak oldukça zor. Herkese öneriyorum. Mutlaka inceleyin, kullanın. Stabil bir ses kartı arıyorsanız, sizi yarı yolda bırakmayacak bir ses kartı arıyorsanız mutlaka edinin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.